When I come around, got the whole thing wobbing. Merhaba değerli izleyenler, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda e, yeni oynamaya başladım ve e, henüz tam olarak öğrenmediğim ama fikirlerimi sizinle paylaşmak istediğim 4-2-2-2 formasyonunun e, özel taktikleri, oyuncu talimatları ve genel olarak bir incelemesine bakacağız. E, 4-2-2-2'yi bir haftaları falan oynuyorum, yani çok fazla e, deneme şansım oldu. İki tane Foot Champions, e, yani 40, maçı, 40 maçın hepsinde kullanmadım. Tabii oyun içi e, gereklilikten dolayı rakibe göre, rakibin kadrosuna göre olsun formasyon değişiklikleri yapmak zorunda olduğunuzdan dolayı hani 80 maç yaptım diyemem ama yeterince kullandım bir fikir sahibi olmak için ve birazcık size 4-2-2 formasyonundan bahsedeceğim. öncelikle pozisyonlarda kullanmamız gereken oyunculardan bahsederken yani kaleci zaten sizin seçiminize kalmış. O takımınızın hani kimya için hangi kaleciyi kullanıyorsunuz. O kaleciyi formasyon demek istediğim forma hangi formasyonu kullandığınız kaleci çok şey yapmıyor yani kaleci her zamanki gibi kaleci yani. Kaleciler hakkında bu kadar fazla konuştuktan sonra geçelim stoperlere. Stoperlerde zaten oyunda hangi stoperlerin artık etkili, efektif olduğunu yani oyunu şu 5 Mart'ta çekiyorum ben bu videoyu. Mart ayına gelmişken hani işte Bayi, ikinci inform Benatia, Boateng, ikonlar işte Ferdinand, Rijkaardlar bilmem neler de sayılar. Ee, yani kullanabilirsiniz iseniz bu veri çok da formasyona bağlı değil. Beklerde ise birazcık daha hücum yönü e, kuvvetli olan bekleri kullanmanız e, mantıklı olacaktır. Çünkü dengeli atakta bırakıyoruz. Ataklarda geride kaldı bırakmıyorum ben 4-2-2-2'de. O, e, o, o ofansif orta sahaların e, serbest dolaşta kaldıkları için birazdan oyuncu talimatlarını talimatlarında göstereceğim size. E, kanatların e, koşuları yani 4-3-2-1'de her zaman bindirme yaptığı e, bu e, eski bir taktik videomda çok eğlenceli bir formasyon oynama onu da izleyebilirsiniz. Burada da atak yönlerini yani sürekli geride kalmalarını istemiyoruz dengeli atak arada sırada da öne çıkmalarını özellikle burada Aleksandro yerine Alaba tarzı oyuncular sol bekte ikinci inform Telles gibi sağ bekte işte burası Halko bunu iyi bir örnek değil Valencia da çok iyi bir örnek değil aslında sağ bek olarak kimi düşünebiliriz? Aklıma çok gelmedi ama yani e, Munie olabilir belki Valencia ama e, tabi Savunma yönünden kuvvetli olduğu için yani zayıf ayağı bir aslında e, şey e, pas is pas istatistikleri çok kötü değil şutu fena yani şutu tabi Valencia'ya çok şut yani demek istediğim biraz daha hücuma yönelik oyuncular beklerde kullanmanız e, bu formasyonda beklerin o ileride etkili olması için daha iyi olacaktır ortaya geldiğimiz zaman Medo belki de formasyonun en önemli rollerinden bir tanesi MDO'da arkadaşlar. Ben mesela çok ideal oyuncular kullanmıyorum şu an. Neden? nine olan Herrera. İkisi de e, yüksek yüksek olmasına karşılık e, 4-2-2-2'deki bütün açıkları kapatabilmeye e, yani bütün açıkları kapatabilmek için yeterli istatistiklere sahip değil mi? Şimdi burada bir ray e, Petit veya e, Laurent Blanc'ın 85'lik kartı vesaire. Bu tarz üst seviye kartlar olmadıktan sonra işte burada bir ne bileyim ee, bir tanesini, e, bir tane, iki, bir tane MDO'nuzu yani burada MDO oynatabilirsiniz. Ee, yani oynattığınız oyuncunun bir tanesinin savunma özelliklerinin çok kuvvetli olması gerekiyor. Diğer oyuncunun da e, savunma kuvvetlerinin yine kuvvetli olması, savunma oyununun yine kuvvetli olması gerek. Ama hücuma çıktığında biraz daha iyi istatistiklere sahip olan oyuncuyu burada ileri çık talimatını vereceğiz. Nangolan'la Herrera'yı karşılaştırdığınızda hani pası Herrera'nın daha iyi olabilir ama Nangolan biraz daha hızlı, biraz daha şut yeteneği daha fazla. Zayıf ayağı da zayıf 3 olmasına rağmen ileri çıktığımda daha rahat hissettiğim için ben olanı mesela ileri çık talimatını veriyorum. Herrera geride kal diyorum. Hani hücumda olan daha etkin oluyor. her Herrera geride kalıyor. Bu böyle kullanırım ama dediğim gibi bu formasyonu oynayabilmek için e, ideal oyunculara ihtiyacınız var. nine olan Herrera bunlara çok iyi bir örnek değil. Dediğim gibi Rykard, Petit işte bu üst seviye ikonlar, Desai burada işte Metais vesaire o tarz kartlar kullanabilirseniz çok daha başarılı olabilirsiniz 4-2-2-2-2'de. E, ofansif orta sahalara geldiğimizde ofansif orta sahalar e, sizin seçiminize kalmış. Çevik, Atik yani burada işte Mertens, e, aklıma kim geliyor Salah, Gabriel Esus bu tarz oyuncular. Mesela Del Piero'yu ben oyun içi e, Mertens'e yer değiştiriyorum. Neden? Del Piero, Mertens Del Piero ile karşılaştırdığında Mertens biraz daha hızlı bir oyuncu. Del Piero'nun gördüğünüz gibi e, şut istatistikleri, pas istatistikleri, dribblingi daha iyi. Orada daha iyi alan yaratabiliyorum Del Piero ile. Böyle bir se seçenekte bulunuyorum. Yani atik oyuncular, hızlı oyuncular. Salah mesela ben Santrafor'da hiç beğenmiyorum Salah ama ofansif orta sahada e, oyuna arkadan katılan e, şey takım arkadaşlarına alan yaratabilecek bir oyuncu. Çok hızlı. E, o yüzden savunmayı o yönde tehlikeli tutuyoruz. Burada iki tane Santrafor seçimde. bir tane Santrafor'unuz e, diğerine göre biraz daha fizikli olursa... E, buna gizli santrafor verebilirsiniz. Mesela bu ben ama bunu diyorum. Ben böyle kullanmıyorum. Ne yapıyorum? Ben sonu arkaya koşu yapıyorum. Çünkü son Del Piero'ya göre çok daha hızlı bir oyuncu. Fizikli. Arkaya koşu yaptığında işte yani Boateng'le işte Ben Benatiyalarla, Bayilerle belki boy ölçecek seviyede değil ama yine de e fiziği bir yere kadar onu götürtebiliyor. Sonunda çok fazla gol attım. Hani bakalım istatistiklerine. 105 maçta 75 gol 36 asist yani. O kadar da fazla olmasa da e, gayet iyi bir yani en sevdiğim oyunculardan bir tanesi takımımdaki ve hiç değişmem. 5 zayıf ayak dört beceri hareketleri yüksek yüksek çalışma oranı zaten bitmeyen dayanıklılığı harika bir kart yapıyor onu. Del Piero'yu zaten biliyorsunuz çok uzun zamandır takımımda 355 maçta 300 gol 179 asist. yani daha ne isteyebilirim ki Del Piero'dan? Harika bir oyuncu. Dediğim gibi yani tip oyuncu tipleri olarak bu tarz e, seçenekler yapabilirsiniz. Tabii yani tamamıyla size kalmış yani illa gidip de tam e, 4-2-2-2 oynamak için full ikon takımına ihtiyacınız yok ama e, yani kesinlikle ya bu her formasyon için geçerli aslında. bu 4-2-2-2'deki şöyle bir özellik var. 4-2-2-2 e, ne hangi formasyonlara karşı etkili oluyor? 4-1-2-1-2, 4-3-1-2 işte yani dar formasyonlara karşı mesela 4-2-3-1'e karşı o kadar da efektif değil. Çünkü 4-2-3-1'de e, hangi formasyonla bahsediyorum hemen göstereyim. Bir yayındaki zaten. 4-2-3-1'de e, ta, oyun içi böyle duruyor ama... E, şu an böyle duruyor ama oyun içi biraz daha biliyorsun. Mertens biraz daha solda, Salah biraz daha sağda. O genişliği kapatabiliyorlar. Burada da iki tane MDO var, ortada bir tane MEO var. 4-2-2 gideyse iki tane MEO, iki tane iki tane MDO. eee yani birbirlerini birazcık dengeliyor gibiler ama dar formasyonlar olduğu zaman bu açık alanları kanatlardan özellikle savunmayı delerken tek MDO'yu yani Mertens'e salan durduğu yerde işte ileride kim şu ortada kim olur mesela işte Kante olur 4-1-2-1-2'de Bakoyoko olur. Yani çok efektif bir şekilde çok rahat bir şekilde aslında kanatlardan yani defalarca defalarca pozisyon yakalıyorum 4-1-2-1-2 gibi. Yani 4-1-2-1-2'den örnek veriyorum arkadaşlar çünkü hafta sonunda yine... Ee... Hafta sonunda yine baz alarak konuştuğumuz için genelde 4-1-2-1-2 kullanan çok fazla insan geliyor karşınıza. İşte bu yüzden oyuncularınız 4-2-2-2'deki o açık alanların hepsini doldurabilecek, işte serbest dolaşmaya, e, serbest dolaş verdiğinizde ofans orta sallarınız gidip gelebilecek. Mesela Del Piero orada savunmaya yardım etmekte çok iyi. Neden? Staminası çok yüksek. Del Piero'yu aldığım zaman e, savunmada kontrolümü Del Piero ile çok rahat bir şekilde baskı uygulayabiliyorum. Defans hattında pres yapıyor Santraforlarım. Yani e, MDO hariç bu e, formasyondaki oyuncular, MDO'lar hariç bu e, formasyondaki oyunculardan gayet memnunum. 4-2-2-2 ee, Biraz da oyuncu talimatlarından bahsedecek olursak e, şimdi oyuncu talimatlarını nasıl yapıyoruz? Sopeller zaten e, çok <laughs> maceracı bir adam değilseniz ataklarda geride kaldan başka hiçbir şeyde kalmıyor. E, dediğim gibi bekleri dengeli atakta bekletiyorum. Ataklarda geride kaldı yapabilirsiniz rahat olmak istiyorsanız. Ben Hani Alexander onlara sıra yaptığı kuşlarda özellikle Alaba tarzı Alaba oynadığı zaman mesela bu burada Alaba Bayern üstüne geri dönmeyi düşünüyorum. Ee, kaleciden dolayı büyük ihtimalle Handanovic Chesney kullanıyordum uzun bir süre. Handanovic de 8 da çok iyi iş yapmıyor benim için. Ee, bundan başka bir de bahsederiz. Dengeli atakta kalmasını tercih ediyorum. Ee, ataklarda geride mesela sadece sol tarafı kullanacaksan ben burada Alaba veya Aleksandro biraz daha iyi hücumda Valencia'ya oranda. Valencia'ya e, sağ bekinize Vrsalko olabilir, Valencia olabilir. Ataklarda geride kal verebilirsiniz. Orası size kalmış. Evet ne demiştik? Daha ofansif, daha ofansa rahat hissettiğim oyuncuyu ileri çıka ayarlıyorum demiştim. Burada pas yollarını kapat. En önemli pas yollarını kapat yapıyoruz. Çünkü yani birebir adam soğumu, adam markajında e, ee, ne yazık ki bu FIFA'da adam markajı pek etkili olan bir şey değil. Sürekli pas yapan, tiki taka tarzı oynayan 4-1-2-1-2'ye karşı pas yollarını kapatta kalması MDO'ların çok daha iyi bir seçenekler sunuyor. Pas yollarını kapat, golanda ileri çık diyoruz. Ee, şey... Herrera'ya da pas yollarını kapat. Ataklarda geride kalı veriyoruz. Herrera biraz daha sonmada e, Nangolan oranla daha iyi seslere sahip olduğu için. Ama dediğim gibi bu MDO'lar çok ideal oyuncular değil. İki tane yüksek yüksek kullanmak e, bazen e, po, şey MDO oldukları için 4-2-2-2'de pozisyon sıkıntısı yaratabiliyorlar. Burada biraz daha defansif oyuncu kullanmanız en azından orta yüksek tarz oyuncular, düşük yüksek eee tarz oyuncular kullanmanız çok daha yardımcı olacaktır. Ofansif orta sahalara geldiğimiz zaman ileride kal, orta için ceza sahası dışında kal. Yani zaten ceza sahasına girse Salah, Mertens'in çok etkili ol, ol, olmayacağını hepimiz biliyoruz. Pozisyon özgürlüğünde bu önemli. Serbest dolaş. Neden serbest dolaş? Serbest dolaş ne yapıyor arkadaşlar? Ee, özel taktiklerde, özel taktiklere baktığımız zaman da serbest e, fırsat yaratmada özel şey e, serbest dolaşmayı açtığınız zaman, serbest düzeni açtığınız zaman e, oyuncunuzun yani sadece organize çünkü bu organize ve e, pozisyonda koru olduğu zaman yani kendi alanından çok dışarı çıkmıyor. E4-2-2-2 çok açık alan yakalayabilen bir formasyon. Mertens işte e, sala solda, sağda ileride, arka yani ne tarafta boş alan bulurlarsa buraya e, koşuları sağlamak için, buralardaki boş alanları değerlendirebilmek için serbest dolaş veriyoruz. E, Hünmison e, göbekte kal. Atak arkaya koşu yap defans hattına pres yap. Del Piero'ya yine veriyoruz. Göbekte kaldı yine. Kanatları açılıp Del Piero çok etkili olmuyor. Burada Mertens oyunu unutmayın zaten. Arkaya koşu yap. Eee arkaya koşu yaptın. Pardon. Ee, gizli santrafor. Agresif top kes bu normal top kesme zaten. E, defans attığında pres yap. Neden şimdi gizli santrafor yapıyoruz? Bu aslında Mertens e, gizli oynadığı zaman gizli santrafor olmaya çok iyi bir örnek değil. E, Mertens'e sonu yer değiştirdiğim zaman içeride zaten. Son solda oluyor. E, onu bir az önce yanlış söyledim. Kusura bakmayın. Son gizli santrafor olarak oynuyor. Mertens arkaya koşu yapıyor. Neden? Mertens daha hızlı. E, Sonda daha fizikli bir oyuncu. E o topu ileride tutabilmek için şimdi sona mı güvenirim, Mertens'e mi güvenirim? Tabii ki de sona güveneceğim. Hani e, bu aslında Arkadaşlar tabii ki bu e, taktikleri yaptığınız zaman 4-2-2 size muhteşem sonuçlar yaratmay da bil, yaratabilir, da bilir. Ben e, oyuna birazcık artık 4-1-2-1-2'den işte 4-2-3-1'den 4-3-1-2'den hani e, birazcık sıkıldığım için FIFA'da oynanıştaki e, sıkıntılardan dolayı da biliyorsunuz e, biraz monotonlaşan bir oyun oldu. Hep aynı mekanikler. Özellikle de 40 maçı yapıyorsanız her hafta sonu benim gibi e, yeni şeyler aramaya çalışıyorsunuz. Ben de 4-2-2'de e, Çoğu Zaten çoğu insan söylüyordu bana geniş formasyonlar geniş formasyonlar diye 4-4-2, 4-2-2-2, 4-4-2'nin ikinci varyasyonu Ben de denemek istedim ve gayet başarılı buldum Bu taktikleri kullandım, bu talimatları kullandım ee, Siz de deneyerek çok başarılı olabilirsiniz Özellikle de e, rakibiniz dar formasyon oynuyorsa Yani geniş formasyon oynuyorsa yine dengeli bir maç olabilir ama Dar formasyonu kullanıyorsa ve siz bu formasyonu efektif oynayabiliyorsanız Efektif oyunculara da sahipseniz ee, kesinlikle iyi sonuçlar alacağınız ortada. Ee, bunu söyledikten sonra özel taktiklere de bakalım. Özel taktiklere geçmeden önce direkt e, bunu söylüyorum her videoda, her yayında da söylüyorum. Ee, twitch, tat Twitch. Eğer promosyonumuzu promosyonumuzda yapalım burada. Ee, tamamıyla deneme yanılma yoluyla bir oyuncuya, bir o, aldığınız oyuncuya benziyorsa oyun stiliniz, e, özel taktikleri kendiniz, kendi oyun stilinize harmanlayarak, yani işte mesela çok hızlı oynamayı değil de pas, e, pasların dar alanda oynamayı istiyorsanız işte düşürüp e, yükseltip hızlı oynamayı seviyorsanız bunu 70'e çekip vesaire bu tarz e, değişiklikler yapmanız gerekiyor. Ben fırsat yaratmada sadece e, serbest düzeni tercih ederim. Çünkü organize e, çok monotonlaştırabiliyor. Serbest düzende oyuncularınız daha rahat hareket ediyor. Mesela şu sıralar e, pası, şutu aynı da kullanmayı, orta açma zaten hep 40'ta oluyor genellikle. Pres de bu e, takım genişliği aynı di aynı şey 55 55 55 bu Emre Kaya'nın kullandığı defansif taktiklerdi. Yayında gördükten sonra ben de bir kullanmak istedim. Son Foot Champions maçlarında gayet iyi oldu. Yani çok önde basmayı seviyorsanız presi 70'e bile çekebilirsiniz. Yani 4-2-2-2 o tarz ileri de baskıya uygun bir formasyon. Özellikle de oyuncular çok üst seviye olduğu zaman agresifliği 60'a çekebilirsiniz. Yani bunlar size kalmış arkadaşlar. Ben böyle kullanıyorum. Siz de nasıl kullanmak istiyorsanız özel taktikleri e, bu anlattıklarından yola çıkaraktan özel taktikler videomda var zaten kanalımın en çok izlenen videosu e, bunu izleyebilirsiniz yedekler vesaire derken zaten yani 4-2-2'den kısaca bahsetmiş olduk e, güzel bir formasyon deneyin e, division'da özellikle sezonları burada e, ne için kullanmak gerekiyor arkadaşlar online sezonlarda e, ben daha yeni girdim online sezonlara e, yenilgisiz gidiyordum ne yazık ki online sezonlarda hatta bunun videosunu da çekecektim tam yayında oynarken Division 1'de bağlantı koptu. o yüzden bir mağlubiyetimiz var. DC olsa da işte mağlubiyet oluyor. Yapabilecek bir şey yok ona. Division 1'deyiz de Division 1'de bu formasyonları deneyerekten oyuncu incelemeleri çünkü yani Foot Champions her zaman oyuncunun tam potansiyelini çıkartamayabiliyorsunuz. Foot Champions ya aslında öyle. Yani eğlenceli içerikler üretmek istiyorum artık birazcık da işte oyuncu incelemeleri olsun. Maradona'nın mesela incelemesi gelecek formasyon incelemeleri, formasyonların işte nasıl oynadıklarına dair. E, Division 1'de birlikte Football Champions'la beraber bunları e, getirmek istiyorum kanala. Birazcık e, son haftalarda istikrar yakalamamın yakalayamamamın asıl sebebi de ne yazık ki e, FIFA'nın e, çok yani iyi bir durumda olmaması. FIFA oynamak için artık eskisi kadar heyecanlanmıyorum. Hani bir bilgi şey yapınca böyle yani, yani FIFA kötü bir durumda şu an ve umarım FIFA 19'da düzelir. Videolara çok güzel bir şekilde devam edebilirim. Yani şu an yayın yapmak çok daha zevkli geliyor. İnsanlarla sohbet muhabbet siz de yayın yayınları kaçırmak istemiyorsanız hafta sonu zaten iki gün mutlaka alıyor cumartesi pazar. Hafta içi de işte pazartesi salı günü oluyor, perşembe oluyor. Ödülleri canlı yayında açıyoruz. Cuma günü Food Champions yayını vesaire derken güzel vakit geçiriyorum vallahi ee, ama YouTube'a da ya umarım FIFA birazcık daha iyi bir e, World Cup modu gelir e, işte Team of the Season'lar çıkar, Footbird Birthday vesaire derken şu an için e, yani formasyon e, bir yani demek istediğim birkaç tane formasyon e, ve sürekli aynı şeylerden bahsetmekten e, bahsetmek yerine çünkü ben çok iyi bir yatırımcı değilim para kazandırmada çok e, yardımcı olamıyorum. İnsanlardan kopyalayıp da e, gidip size taktik vermek istemiyorum hani çalmış gibi olmasın. Yeterince zaten yapılan şey var. E, kadro kurma görevleri olarak da ikonları yapmak çok isterim ama ne yazık ki Foot Champions oynuyorum ve para durumumu görüyorsunuz. E, FIFA 18'e birazcık hazırlıksız yakalanmış olabilirim ama elimden geldiğince içeriklerle süslemeye devam edeceğim kanalımı. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz sonunda uzattım ama e, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.